Herkese merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine bir tane soru çözeceğiz. Animasyon sorusu da var bir tane. Videoyu dikkatli izleyin. Sizden ricam her zamanki gibi videoyu beğenmeniz, beni beğenme desteklemeniz için önemli. Beğenen, beğenerek destek olan arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Soru çözümlerimize başlayalım. Herkese başarılar. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararları azaltmak. Trafikte yaya hasta ve engellilere zorluk çıkartmak, stresli olarak araç kullanmaya teşvik etmek, olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak. Cevabımız nedir? Trafik psikolojisi, trafik adabı aslında mantıken birbirine yakın şeyler. Bunun amacı nedir? Kazaları önlemek, daha nizami, daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bazen böyle ben de soruları hızlı çözüyorum falan yorgun oluyorum. Ufak tefek hatalar olabilir. Mümkün mertebe yapmamaya çalışıyorum. O tür şeyler görseniz mutlaka yorum yapın. uyarın düzeltelim arkadaşlar. Geçelim. Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Şurada dikkat etmen gereken nedir? Kemik bütünlüğü diyor. Cevabım nedir? Kırıktır arkadaşlar. Kemiklerden bahsediyorsa kırık eklemlerden filan bahsediyorsa çıkık ya da burkulma olabilir Şurada bakalım mesela Kırık nedir Kemik bak kemik bütünlüğü kırık kemikte olur Diğerleri nedir ee, Çıkık nedir eklem yüzeylerinin kalıcı ayrılması burkulma anlık ayrılması eklem yüzeylerinin Şimdi açık kırık kapalı kırıklar bunlar da çıkıyor arkadaşlar açık kırık kemik bütünlüğü bozulmuştur ancak Pardon kapalı kırık kemik bütünlüğü bozulmuş deri sağlamdır Mesela burada kırık var. Çok görünmüyor. Dışarıda kemik dışarı çıkmamış. Açık kırıkta ise arkadaşlar deri. Bakın kemik neredeyse dışarıya çıkmış. Kanama falan da olur bu açık kırıklarda. Unutmayın. Aynı zamanda enfeksiyon tehlikesi vardır açık kırıklarda. Bu fotoğrafı verip bazen onu soruyorlar. Açık kırık kapalı kırık hangisi diye. Geçelim. Burun kanaması olan kazazede ya, uygulamalardan hangisinin yapılması doğru olur? Gözümüzde hemen canlandıralım bu tür sorularda burun kanamasını. Fotoğraflarını. Oturuş pozisyonu verilmesi. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. Şimdi eleme metodu da kullanın bu tür sorularda arkadaşlar. Bir defa şunlardan emin olmayabilirsin. Fakat şu kesinlikle yanlış. Başın geriye itilmesi. Bunu biliyor olman lazım. Bilmiyorsan da öğren. Bu yanlış. O zaman bunu eleriz. Bunu eleriz. Ya bu ya bu ikisinden biri. Şimdi oturuş pozisyonu veriliyor. Burun kanatları 5 dakika sıkılıyor. Cevap B seçeneği. Hafif de öne yiyeceğiz arkadaşlar burun kanamasında. Şu bakın pozisyonumuz. Doğru pozisyon bu. Doğru pozisyon bu. Yanlış pozisyon bu. Geriye doğru asla itmeyin başı arkadaşlar. Şu yanlış. Çünkü niye kan içeriye gider? boğabilir yani çok büyük kanama olursa. Ya da kanın içeriye gitmesini zaten istemeyiz biz arkadaşlar. Geçelim. Emme zamanında silindir alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üzerine yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensi başladaki motor tiplerinden hangisine aittir? Benzinli, dizel, elektrikli, buharlı. Arkadaşlar bakın. Kızgın havanın üzerine ne oluyormuş? Yakıt püskürtülüyormuş. Yanma bu şekilde gerçekleşiyormuş. Burada tarif edilen motor tipi dizel motor. Benzinli motordan bahsetseydi zaten arkadaşlar bujiden bahsederdi. Ateşleme buji sağlardı benzinli motorlarda. Şimdi şurada prensibini gösterelim. Dizel motorların çalışma prensibi. İşte bakın emme zamanında hava emiliyor arkadaşlar. Bakın şuradan aşağı doğru piston gidiyor. Bu araya hava giriyor. Sonra sıkıştırma zamanında bu piston yukarı doğru itiyor kendini. Hava şurada sıkıştırılıyor bakın. Bak sıkıştırılıyor. Üçüncü zamanda yani ateşleme zamanında da bakın şurada sıkıştırılan sıcak hava üzerine mazot püskürtülüyor. Dördüncü zamanda da işte burada yanma bir yanma olayı oluyor ya bu yanmadan dolayı kirli hava çıkıyor meydana duman çıkıyor. Bu duman da egzoz zamanında dışarıya atılıyor. Benzinli araçlarda buradaki ateşleme buji ile olur. Dizel araçlarda sıcak hava üzerine yakıt püskürtmek suretiyle olur. Geçelim. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşlardan hangisi girebilir? Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Bu levhamızın anlamını çok karıştırılıyor arkadaşlar. Lütfen bu levhaya dikkatli bakın. Motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol diyor. Yani motosiklet girebilir diğerleri giremez. Cevap C seçenin. Geçelim. Taşıtlarla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı veya sesli ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir? Kabin gösterge paneli başlık sigorta tablası. Arkadaşlar tüm bu işaretlerin bir arada bulunduğu yere biz B seçeneği gösterge paneli diyoruz. Bakın tüm bunların toplandığı bir arada bulunduğu yer. İşte gösterge paneli şudur. Bak burası gösterge paneli. Şu gördüğün yer genel olarak gösterge paneli budur. Aracın önünde bulunuyor. İşte burada gösterge panelinde şeyler var arkadaşlar. Tüm şeyler. Mesela bu lastik basıncı. Bu ön kız, kızdırma bujisi. Görünüyor mu bilmiyorum ama mesela mouse'unda şu kızdırma bujisi. Şu lastik. Şu emniyet kemeri, hava yastığı, yağ basıncı kazışı, motor, akü, fren, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, uzun ışıklar, kısa ışıklar. İşte bunların tüm hepsinin bir arada bulunduğu yere gösterge paneli diyoruz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısımdan aşınmasına yol açar? Motorun hararet yapması, fren balatalarının ıslanması, lastik hava basıncının düşük olması, lastik hava basıncının fazla olması. Cevabımız nedir? Orta kısım. Cevap D seçeneği arkadaşlar. Lastik basıncı fazlaysa orta kısım kısımdan aşınır. Şurada göstereyim. Bakın lastik basıncı normalse şu yol, yol olduğunu farz edelim. Bakın altına bir yol çizelim. Az olduğu zaman bak yanlardan aşınır. Bura temas eder yere. Fakat fazla olursa bak sadece orta kısım yere değiyor. O zaman fazla olduğunda orta kısımdan aşınır. Bakın fazla cevap D seçeneği ondan dolayı oluyor. Arkadaşlar bakın. Bu lastik hava basınçları önemli. Çok fazla yaparsanız lastik hava basıncını orta kısımdan aşınır. Araçta savrulmalar meydana gelir. Direksiyon hakimiyeti zorlaşır. Önemli. Lastik hava basınca az olursa ne olur? Lastikler kenar kısımdan aşınır. Yakıt sarfiyatı artar. İdeal olan nedir? Normal. Normal olursa hem direksiyon tutuşunuz rahatlar. Hem yakıtınız ortalama bir değere ulaşır. ideal değere. Bak burada yakıt fazla yanar. Onu da söyleyeyim size az olduğu zaman. O da çıkıyor sınavda. Geçelim. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması hangisinde neden olur? aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, lastik basıncının kendi kendine azalmasına, belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Arkadaşlar lastik değiştirdikten sonra balans ayarını için yapıyoruz. Eğer yapmazsak ne olur? Cevap D seçeneği. Belirli bir hızdan sonra direksiyon titrer arkadaşlar. Direksiyon titrer. Dolayısıyla direksiyon titrediği için aynı zamanda arkadaşlar e Rot başlar falan da zarar görür. Tekerlek yataklar da aşınır. Bunu da unutmayın. O da çıkıyor zaman zaman. Geçelim. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi hangisi olabilir? Kavramanın tam ayrılmaması. Gaz pedalına tam basılmaması. Fren pedalına tam basılmaması. Lastik hava basıncının düşük olması. Cevabımız nedir? Vites. Vites dediğimizde aklımıza kavrama gelmesi lazım arkadaşlar. Yani aslında vitesi tam bas, e, debriyaja tam basmadığınız zaman bu kavrama ayrılmaz. Tabi aksi arızalar olursa farklıdır ama genel olarak debriyaja tam iyi basmazsanız vites değiştirirken ses gelir. Gacırt gucurt diye bir ses. İşte bunun sebebi kavramanın tam ayrılmamasıdır. İşte arkadaşlar kavrama dediğimiz şey genel olarak budur mesela. Bu şekilde çarklar vardır. Değişik tipleri var. Kuru kavrama, ıslak kavrama falan. Onlara hiç girmeyelim ama genel olarak budur. Debriyaja iyi basmazsanız bu parçalar birbirinden böyle ayrılmaz yani vites alması gereken pozisyonu almaz, dolayısıyla birbirine sürtünür. O zaman da ses çıkar. Zaten bizim sorumuzda ne diyordu? Ses gelmesinin sebebi. O zaman debriyaja tam basmamız gerekiyor. Geçelim arkadaşlar. Dıştan veya içten etkeden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılma veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yer hangisi yazılmalıdır? Kemiğin bütünlüğünün bozulması. Kırık, çıkık, donma, burkulma. Bakın anahtar kelime şurası. Kemik bütünlüğünün bozulması. Cevap nedir? A seçeneği. Çünkü kemik kırılıyor, birbirinden ayrılıyor. Bütünlük bozuluyor. Şimdi bu kırık, çıkık, burkulmaya değinelim. Sınavda çıkıyor çünkü çokça. Kırık nedir? Kemik bütünlüğünün bozulması kısaca. Çıkık neydi? Eklem yüzeylerinin kalıcı çıkık. Bakın şunu var ya ben size şöyle bir kodlayım hatta. Şöyle yapalım. Aklınıza kalsın. Çıkık hangi harfle bitir? K harfiyle. Burada ne var? K harfi bak. Kalıcı. Gördün mü? ke unutmayın bunu. Burkulma eklem yüzeylerin anlık. Bak A harfiyle. Bak A harfiyle. Bunlar sizin aklınızda kodlamalar olarak kalsın. Yine kırık çıkık burkulmada tespit neydi arkadaşlar? Kırık çıkık burkulmada mümkün mertebe yaralının ilgili bölge sabit tutuluyor. Temiz bir bezle kapatıyoruz. Yine nasıl bulunduğu öyle tespit edeceğiz düzeltmeye çalışmıyoruz kırıkları çıkıkları kesinlikle düzeltmeye çalışmıyoruz Yine kırık çıkık burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemler içerecek şekilde yapılmalıdır tespit Kırık çıkık burkulmalarda en önemli şey hareket ettirilmemesiz yarayı sabitlenmesi ilgili bölgenin sabitlenmesi Geçelim Arkadaşlar sınavı geçtiğinizde gelip yorum yapın hocam kaç aldın kaç aldığınızı yazın yani sevincinizi bizimle paylaşın yorum kısmından. En azından diğer arkadaşlarınıza da teşvik olmuş olur. Hem ben de görürüm kimler kaç puan aldığını. Sorumuza dönelim. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Şıklarımız ayakların yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi, Ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Arkadaşlar, doğru cevap B. Yarı otur duruma getiriyoruz. Delici göğüs yaralanması var ise. Yani şu pozisyon arkadaşlar. Bunu bazen sınavda soruyorlar. Yani delici göğüs yaralanması olan kişiyi hangi pozisyona getirmeliyiz diye. Ben de sınav sorusundan aldım bunu. İşte bu. Pozisyon delici göğüs yaralanması pozisyonu. Bunu unutmayın. Geçelim. Kırık kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir? Şıklarımız kapalı kırıkların açık kırık haline gelmesini sağlamak, kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek, kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak, yeni kırıkların oluşmasını engellemek. Atelle tespit nedir? Şu burada göstereyim. Atelle tespit bu işte arkadaşlar. Yani odun bildiğiniz şu eski usul odun. Şimdi yeni nesil ateller var tabi modelin Bu. Bunun için yaparmışız. Temel sebebi neymiş bunun? B seçeneği. Kırığın çevre dokulara zarar verilmesini engellemek. Yeni kırıkların oluşmasını da engeller fakat burada en önemlisi B seçeneği. Tekrar şunu da göstereyim atelle tespit işleminin ne demek nasıl olduğunu. Geçelim. Aracın güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem hangisidir? Fren, marş, ateşleme, süspansiyon. Basit bir soru. Durma, yavaşlama ne iştir? Tabii ki fren sistemi. Geçelim bu kadar basit soruyu arkadaşlar. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren aşağıdakilerden hangisidir? Şarj, yakıt, hararet, fren hidroliği göstergesi. Motor soğutma suyu sıcaklığı tabii ki hararet. Hararet göstergesinin simgesinde daha önce anlattık. Şu şekilde F gibi bir şey işte. Ee, altta böyle bazen dalga olur. Şurada bir derece işareti olur. Yine gösteririz. Şu an buraya koymamışım ama ileride bir yerde koyarım mutlaka. Bu durumda nasıl davranırsınız? Şimdi ilerideki fotoğrafı yorumlayalım. Çocuklar top oynuyor. Mahalle sokak arası bura. Fren yaparak hızımı düşürürüm. Okey. Freni hazır durumda beklerim. Okey. Yavaşlamadan yoluma devam ederim. Yanlış. Cevap A seçeneği 1 ve 2. Arkadaşlar dediğim gibi bu tür sorularda yolda işaret var mı, çocuk var mı, yaya var mı, şerit ne durumda, ışık var mı bunlara bakacaksınız. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Burada cevabımız nedir? Kesik çizgiden kastı nedir? Şudur arkadaşlar. Şu gördüğünüz çizgiyi kast ediyor. Bunun anlamı nedir? Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Yani sollama yapılabilir. Bu geçiş çizgilerinden biraz bahsedelim. Çok da uzatmadan. Kesik kesik. Bak şu şekilde kesik kesik yol çizgileri. Kurallara uyarak şerit değiştirebilirsiniz. Öndeki aracı sollayabilirsiniz. Devamlı yol çizgisi dediğimiz çizgi var bir de. O da bu arkadaşlar. Bunda da ne yapıyoruz? Sollama yapıyorum, yapamıyoruz. Öndeki aracı geçemiyoruz. Bakalım başka kesikli çizgiler ne var? Şunlar var. Kesik devamlı yol çizgisinin birlikte bulunması şu şekildeki gibi. Bakın arkadaşlar, burada hem düz çizgi var hem kesik. O zaman burada ne anlayabiliriz biz bunu? Şurada bir araç olsun A aracı. Bu araç sollama yapamaz. Geçiş yapamaz. Buradan çünkü A aracının bulunduğu bölgedeki çizgi düz çizgi gördüğünüz üzere. Şurada B aracı olsun bu şeritte. Buradaki araç da böyle gelsin. A bu şekilde gidiyor. Peki B sollama yapabilir mi? Tabii ki yapabilir ya da şerit değiştirebilir. Kurallara uymak şartıyla. Yani buradan B aracı buradan gelip bu şeride geçip geri şeridine dönebilir. Neden? Çünkü kesikli çizgi var. Bir de arkadaşlar iki tane yan yana Devamlı çizgi var. O da şu. Gördüğünüz üzere bu çizgi. Burada da nedir arkadaşlar? Bu çizgi, bu çizgi taşıt yolunca bölünmüş yol durumuna getirilmiştir. Ayrıca refüş anlamındadır. Hiçbir sebeple karşı tarafa geçiş olmaz. Yani bu yolu bölünmüş yol haline getirmiş bu çizgi. Eğer bu şekildeyse ne buradaki araç geçebilir ne de buradaki araç sollama yapabilir. Kesinlikle bu araçlar birbirlerinin şeridine geçemez bu iki çizginin üzerinde. Geçelim. Animasyonlu sorun. Sürücü bu durumda ne yapmalıdır? Ani fren yapmalıdır. Ani manevrayla sağa girmelidir. Hızında değişiklik yapmadan yoluna devam etmelidir. Gri aracın önüne çıkacağını öngörerek kontrollü yavaşlamalıdır. Hava yağışlı videoyu dikkatli izleyelim. Ben tekrar tekrar oynatıyorum bu arada. Sınavda siz de mutlaka tekrar tekrar oynatın animasyonları. Bakın bu aşamada bir tane gri araç önüne çıkıyor soldan. Sağda da bir siyah araç var fakat soldan çıkan araç gri araç. Bakın tam bu aşamada videonun sonunda. Bu durumda ne yapacak? Bekliyorum siz de tahminlerinizi yapın diye. Evet arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Gri aracın önümüze çıkma ihtimalini öngörerek yavaşlamalıyız. Zaten bakın bizim görüntü alanımızda. Aslında gri aracı biraz da olsa görüyoruz. Öncesinden görüyoruz. Dolayısıyla yavaşlayarak kontrollü bir şekilde yavaşlayacağız. Yapacak bir şey yok. Evet talih yolda olabilir. Önümüze de atlayabilir. Suçlu olabilir. Fakat burada yapmamız gereken suçlu o bile olsa yavaşlayıp kontrollüce kontrolü sağlamaya çalışacağız. Cevap D seçeneği. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği hızlandırma işareti. Cevabımız bu sorumuzda arkadaşlar bu gördüğünüz üzere bölünmüş yol başlangıcını ifade ediyor bu levhamız. Yola çiziliyor arkadaşlar bunlar zaten yol üzerine çiziliyor. Bakın şu şurada bunlarla ilgili çıkanları koydum. Yata işaretlemeler, katılma, bölünmüş yol başlangıcı bakın. Çok çıkanlar bunlar. Aynı şekilde bir diğer çok çıkan soru ise bu arkadaşlar bu yaya geçidi. Bu da yaya geçidi. Bu yavaşlama uyarı çizgisi bu da bölünmüş yol başlangıcı. Bunlar önemli arkadaşlar çıkıyor. Geçelim. Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı. Reflektör okey. İlk yardım okey, yangın söndürme okey. Cevap D seçeneği. Araçta bulundurulması gereken malzemeleri buraya koydum. İlk yardım malzemeleri ve benzeri malzemeler de var burada. Bakın arkadaşlar hangisinin nerede bulunması gerektiği. Takograf nerede bulunmuş Otobüs, kamyon, çekici de bulunuyormuş mesela. O şekilde buna göz atın mutlaka. Buraya koydum. Bunlar önemli notlar. Bu Buraya hazırladığım notlar en çok çıkan çıkabilecek en can alıcı notlar. Onun için videoyu dikkatli izleyin. Durdurup buraları okuyun mutlaka. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön lefası anlamındadır? İnceleyelim şıklarımızı. Doğru cevabımız tabii ki A seçeneği. Arkadaşlar bu şıklar yani bu levhalar çok çıktığı için sınavda ehliyet sınav sorusu olarak mutlaka karşımıza geliyor. Onun için ayrı ayrı detaylandıralım. Bu neydi? Tehlikeli viraj yön lefası. Bu ne? Dönel kavşak lefası. Sağa dönüş kontrolsüz demiryolu geçidi. Arkadaşlar bu kontrolsüz demir yolu geçidini unutmayın. Sık çıkar. Bir iki defa daha vereyim. Hazır bu konuya girmişken. Arkadaşlar bu da işte uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıtlar giremez. Bingil başına 6 tondan fazla düşen yük düşen taşıtlar giremez. Yük ağırlığı 7 tondan fazla olan taşıtlar giremez anlamına geliyor. Bunları da ekstradan vermiş olalım. Geçelim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşlı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? İşaretlere bakalım. Arkadaşlar yuvarlak işaretler her zaman neyi bildiriyordu bize? Tanzim işaretler yani trafiği düzenler. Üçgen işaretler tehlike olduğunu bildirir daha çok. Şimdi bu da nedir? Sona erme. Bir şeyin sona erdiğini anlamak için her zaman lefada şu işareti görmemiz lazım. Yani şu şekil bir lefa var. İçinde çarp. Şöyle bir çarpı değil de şöyle olur. Çarpı da olur arkadaşlar. Ya da şöyle. O zaman bununla bu olmaz. Ya A'dır ya D'dir. Öndeki taşlı geçme dediğine göre cevap A seçeneği. Peki diğer levhalar nelermiş onlara da bakalım. Bakın A seçeneği zaten bizim cevabımızdı. Motor hariç motor taş trafiğine kapalı yol. Öndeki taşlı geçmek yasaktır. Hız sınırlaması sonu. Bak bu yasak bu da son. Debriyaj bilyesinin sık sık bozulmasının sebebi hangisidir? Debriyaj telinin kopması, debriyaj pedalına hiç basılmaması, debriyaj pedal boşluğunun artması, taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı olarak debriyaj pedalı üzerinde tutulması. Debriyaj bilyesi sık sık bozuluyorsa arkadaşlar aracı sürerken ayağınızı debriyajın üzerinde tutuyorsunuz. Arkadaşlar ayağı debriyajın üzerinde tuttuğumuz zaman ister istemez az dosta bir basınç uygulanıyor. Zaman zaman farkında olmadan. Bu durumda da debriyaj balatasına zarar veriyoruz. Onun için araç giderken debriyaja basmıyoruz hareket halindeyken. Geçelim. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. LPG kullanılır, benzin, motorin. Üçü de kullanılır. Doğru cevap D seçeneği. Arkadaşlar karıştırmayın. Burada işten yanmalı motoru soruyor. Yani buji ile ateşlemeli motoru sormuyor. Bazen bu soruyu şu şekilde soruyorlar. Buji ile ateşlemeli motorlarda hangi yakıt kullanılır diyor. O zaman LPG ile benzin olur cevap. Ama burada işten yanmalı diyor. Şurada olay netleştirelim. Arkadaşlar işten yanmalı motorların meselesi yanma olayın iş, motor içinde olmasıdır. Bunun için işten yanma denir. Emme zamanı birinci zaman sıkıştırma, ateşleme ve egzoz zamanı olmak üzere 4 zaman vardır. Burada en önemli yerlerden biri şu arkadaşlar. Ateşleme zamanında benzinli motorlarda buji ile ateşleme gerçekleşir. Unutmayın bu sınavda çıkar. Motorun yani mazotlarda ise kızgın hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle olur. Dizel araçlarda ateşleme. Yine egzoz zamanında da yanma sonucu oluşan gazlar dışarı atılır. Bir de önemli kısım şu. Buji ateşlemeli motorlarda kullanılan yakıt benzin, LPG, doğalgaz. Unutmayın. Motorun buji ile ateşlenmez. Önemli. Çıkıyor. LPG, benzin, motorun, dizel bunların hepsi içten yanmalı motor tipidir. Geçelim. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Baş geri, yarı oturuş, sırt üstü yatış, Dik oturuş, yan yatış. Kusma varsa ne yapacağız? D seçeneği yan yatıracağız. Yani amacımız ne? Kusmuk içeriye geri gitmesin. Anlatabildim mi? İleride detaylandırırız yine. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuraklık kuruluk Arkadaşlar şokta huzursuzluk var mı? Var. Baş dönmesi okey. Bu da okey. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi şoku inceleyelim. Neymiş? Ne değilmiş? Şok dedi işte bu arkadaşlar. Kalp damar sisteminde yaşamsal organlara uygun oranda kanlama yapmaması durumu. Şokun belirtileri bunlar. Bunları okuyun. Şimdi arkadaşlar, şokun bir de pozisyonu var. O da bu. Ve ayağın 30 santim kaldıracağız. Bu 30 da soruyorlar sınavda. Bir sınavda 30 santim gelmişti soru olarak. Bu da önemli. Arkadaşlar zaten şokun tanımını aklınızda tutamıyor olabilirsiniz. Ben şu şekilde anlatayım size. Ayakları yukarı kaldırmaktaki amacımız buradaki kanın bu bölgeye sevkini sağlamak. Bu bölgeye sevkini sağlayarak ne yapıyoruz? İşte şurada yaşamsal organlar var, baş bölgesi yine. Yani buradaki kanı buraya gönderiyoruz ki yaşamsal organlar daha fazla kanlansın. Kan burada daha fazla olsun diye. Neden? Çünkü yaşamsal organlarda kan azalması, yeterli oranda kanlama yapamaması durumu zaten şokun tanımı bu. Yani oradan da tanım aklınıza gelebilir. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı hangisidir? Bilincini kaybeden, açık karın yarası olan, solunum zorluğu olan, ayak bileğinde çıkık olan. Bu tür sorularda şıkları değerlendiriyoruz, ezber yapmıyoruz. Durumu en ağır olanı en önce götürmeliyiz. Ölmüş olan varsa o zaten kalır arkadaşlar. Burada durumu en hafif en son götürülecek sorulduğu için durumu en hafif olan nedir? Çıkık. Çıkık. Yani bir gün beklese bile evet canı yanabilir şey olabilir ama ölüm tehlikesi yoktur. Şunlarda da ölüm tehlikesi olduğu için götürmemiz gerekiyor. Şekle göre hangisi yasaktır? Şekli inceleyelim. Bu şekilde ne diyor? Eğim var yolda diyor. Şu işaretimiz. Zaten yoldan da anlıyoruz eğim var. Şu alttaki lefamız nedir? Bakalım şimdi şıklara. Araçların takip mesafesine uyması, 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi. Takip mesafesine uyması doğru arkadaşlar. Soruyu çözelim direkt, tekrar dönmeyelim, inceleyerek şık şık. 2 numaralı araç nedir bu? Bunun bunu geçmesi yasak mıdır? Hayır, geçebilir. Nereden anladın hocam? Kesikli çizgi var bak dikkat edersen. İhtiyaç duyması halinde sollama yapabilir bu araç. Şartları sağlarsa tabii. 3 numaralı kamyonun öndeki aracı geçmesi bu yasaktır neye göre yasaktır şu lehaya göre arkadaşlar Bu leha nedir kamyonlar için öndeki taşta geçmek yasaktır lehası Cevabımız budur 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması Evet 2'nin biri geçerken hızını arttırması olabilir Zaten %10 oranında da hız şeyi var biliyorsunuz muafiyeti var Ceza da yemezsiniz Cevabımız C seçeneği fakat şu lehadan dolayı Kamyonun öndeki aracı sollayamaz Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir? Aküyü şarj etmek, araca ilk hareketi vermek Motora ilk hareketi vermek, motoru çalışma sıcaklığında tutmak Cevap nedir? Marş motorunun görevi motora ilk hareketi vermektir C seçeneği Aküyü şarj eden alternatördür arkadaşlar Zaten motoru çalışma sıcaklığında tutan da Termostat. Unutmayın. Neyle karşılaşabilirsin bu durumda diyor. Hemen fotoğrafı yorumlayalım. Sağda otobüs var. Otobüs durmuş. Işık var çünkü. Muhtemelen yolcu indirip bindiriyor. İnsanlar otobüsün önünden caddeye çıkabilir. Evet şurada indirdiği yolcu buradan çıkabilir. Arkadaşlar nereden anladınız? Bak fren lambası yanıyor ya. Çıkabilir. Okey. İnsanlar otobüse ulaşmak için soldan yani şuradan biri gelebilir hızlıca otobüse yetişeyim diye. O da okey. Otobüs birden bire geri gitmeye başlar. Bu olmaz arkadaşlar. 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir? Şimdi şıklara baktığımız zaman Resimler incelediğimiz zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben size bu işaretlerle ilgili. Bakın bize sorduğu şey nedir? Dur. Arkadaşlar dur olduğu zaman gece gündüz fark etmez elin havada olması gerekir. Yani şu mesela olamaz. El aşağıda ya olmaz. Yani şu olabilir mi? Olabilir. Belki bu da olabilir. Bu da olabilir. Bunlar arasında ya yani bu şekil eleme yapacaksınız. Bunlar biraz ezber sorusu. Bununla ilgili YouTube'da video da var. Anlattım. Ben cevabımız nedir burada arkadaşlar? Tabii ki C seçeneği. Bu konuyla ilgili. Şuranın ekran fotoğrafını almanızı tavsiye ederim bakın gece dur Sorumuz buydu Çünkü bunlardan çıkıyor zaman zaman mutlaka bunları bilin Telefonunuzda bulunsun Geçelim Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranmıştır Şimdi bu soru trafik bu sorusu kendiniz yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum Onun için cevabını sizlere bırakıyorum arkadaşlar çünkü bunlarda anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Geçelim. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre, çevre hakkı, çevre düzeni, çevre koruma. Çevre kirliliğini önleyeceksiniz. Çevreyi korumuş olursunuz. Cevap D seçeneği. Basit bir soru. Şekildeki trafik işareti hangisine yaklaşıldığını bildirir. Ana yol yol kavşağına, ışıklı işaret cihazına, açılan köprüye, havalimanına. Levhamıza baktığımızda bu ana yol tali yoldan bulunan bir levhadır. Cevap A seçeneği. Bunu görürseniz tali yol vardır. İleride mesela burada sağda tali yol var. Burada solda. Sizi uyarıyor. Siz de şuradasınızdır. Bunu görüyorsanız zaten siz ana yoldasınızdır. Siz şu yoldasınızdır. Ya bu şekilde gidiyorsunuzdur. Size uyarıyor. Buradan araba gelebilir. Tali bir yol var. Şimdi bu ana yol tali yol meselesini şurada hemen detaylandıralım. Bakın arkadaşlar, tali yol daha sakin, daha ufak yollar diyebilirim kısaca. Ana yol nedir? Ana yolda daha yoğun yollardır. Şimdi her yoğun yol ana, ana yol, her sakin yol tali yol olmayabilir. Bunu karıştırmayın. Genel tanımımız budur. Burası ana yol, burası tali yol. Şimdi bunu nereden anlarsınız? Kavşak sorularında ya da geçiş üstünlüğü sorularında bu karşınıza çıkıyor. Şu lefayı görürseniz şu ters üçgen var ya bakın şu. Şuradaki lefa işte bu yol bu sizin bu bu lefa sizin talih yolda olduğunuzu gösterir. Bu da ana yolda olduğunuzu şu lefa. Bu illa ikili olmaz. Bazen tekli olur, bazen üçlü. Yani bu lefa da ana yolda bulunan bir lefadır. Yani dolayısıyla bu iki lefayı bilirseniz bu tür kavşak sorularında da yaparsınız. Mesela buradaki yol hakkı kimin olur? Şurada bir araç olsa tabii ki bu ana yoldaki araçta olur. Niye burası talih yol? Salih yolun tanımı neymiş trafik yoğunluğu bakımından ana yoldan daha az yoğunluğa sahip yolmuş Bakın Anladınız mı Bu şekilde kavşak soruları geldiğinde hangi araç daha önce geçmelidir filan gibi bir soru geldiğinde Şu levhalara mutlaka bakın O sizi götürür doğru cevaba Araç bakımını önemseyen sürücü hangisine katkı sağlar Yakıt sarfiyatının artmasına Çevre kirliliğinin azalmasına Gürültü kirliliğinin artmasına, trafik yoğunluğunun artmasına. Araç bakımını önemseyen kişi yakıt sarfiyatı artar mı aracın bakımlı olursa artmaz. Çevre kirliliği azalır mı? Evet. Gürültü kirliliği artar mı? Katkı sağlar mı arkadaşlar? Sağlamaz. Trafik yoğunluğunun artması Cevap B seçeneği arkadaşlar. Araç bakımını önemseyen kişi çevre kirliliğinin azalmasına katkı sunmuş olur. Bunlar yorum mantık yürütme işi zaten. Motorlu araçlarda eski veya aşınmış lastiklerin kullanılması hangisine sebep olabilir? Motorun yağ yakmasına, motorun sarsıntılı çalışmasına, egzozdan siyah renkte duman çıkmasına, yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına. Eski lastikler kullanılırsa ne olur? Bunlar alakasız. Cevap D seçeneği. Lastiklerin 1.6 milimden diş derinliği daha az olamaz arkadaşlar. Diş derinliği 1.6'nın altında olursa tüy türkten geçemezsiniz. Eskimiş lastikler bir de lastiklerin raf ömrü var. Tırnak işte ömrü 1.6 milim bunlardan bahsediyor. Bu durumda ne olur? Tehlike artar. Çünkü fren mesafeniz artacaktır. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa hangisi yapılır? Motora yağ eklenir, far ampulleri değiştirilir, arka cam rezidansı çalıştırılır, buji kabloları ve bobin kurutulur. Yani nemli hava ya da ıslanmışsa, yağış varsa yıkama işlemi sonrası buji kabloları ve bobin kurutulur. Bunlardan biri nemlenirse motor çalışmaz. Çünkü ateşleme yapmayacağı için çalışmaz. Unutmayın. Ateşlemeden dolayı buji ateşlemez. Dolayısıyla da çalışmaz. Bu parçalar kurutmanız gerekiyor. Bunlardan biri ıslanmışsa şayet. Ya da nemlenmişse aşırı nemden doluyor. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Antivirüs kontrol edilir, önemsenmez yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevabımız tabii ki D seçeneği arkadaşlar. Kurallara uymak suretiyle kontağı kapatıp durmanız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim arkadaşlar. Ehliyet sınavında sıkça çıkıyor. Sürekli yakıt kokusu aldığınızda, sürekli yanık kokusu aldığınızda, bir de yağ lambası yandığında, akü lambası yandığında, hararet lambası yandığında, bu 5 faktör olduğunda aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Unutmayın. Devam edelim. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç bası uygulanmalıdır? 40, 60, 80, 100. Dikkat etmen gereken ne? Yetişkin olması. Cevabımız nedir? D seçeneği. Bunu nereden öğreneceğiz hocam? Bunu buradan öğreneceksin. Bakın 100 gördün mü? Dış kalp masajı. Bize kalp masajını sordu. Şimdi arkadaşlar bu tablo çok önemli bu tabloyu mutlaka yine telefonunuzda bulundurun çünkü çıkar bunu sorarlar bazen şunu sorarlar bazen şunu sorarlar mesela bak dinle hisseti çok sorarlar. Yani aslında bunların hepsini sorma ihtimalleri çok yüksek onun için mutlaka telefonunuzda olsun. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir. Bakalım. A 5 el 5 kez el bileğinin iç kısmı ve ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasında hafifçe vurulması. B baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması. Bunlar doğru arkadaşlar. Bakın şu doğru. Tekrar dönmeyelim çünkü soru uzar. Bu da doğru. Bebeğin başının gergin gövdesinin yukarıda olacak şekilde tutulması. Bu dursun. Bebeğin ilk yardımcının kol üzerine test olarak yatırtılması. Evet. Bu doğru. Bakın şurası yukarı diyor ya. Yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği. Yani yanlış bu uygulama. Bize yanlışı soruyor. Diğerleri doğru. A, B, D doğru, C yanlış. Bunda yine bilmenizde fayda var. Çocuklarda yaşam yani hava yolu açıklığını sallamak için bebeklerde ne yapılır? Çok çıkmıyor ama yine de bilmenizde fayda var. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kazazeden taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? Şıklarımıza bakalım. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması. B. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi. C. Kazazeden mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. D. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Hangisi doğru arkadaşlar? Tabii ki D seçeneği. Hayati tehlike riske sokması yanlış. Karın kasına ağırlık vermesi yanlış. Hareket ettirmek zaten hepten yanlış. Şimdi hasta taşımada birkaç genel kuralımız var arkadaşlar. Bayağı uzun. Yalnız sınada Çoğu zaman çıkmasa da arada bir çıkıyor diye ben buraya koydum. En önemli kısım şu. Hasta yaralı taşırken ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmayacak. İlk önce kendi sağlığını kontrol altına alıp emniyet altına alacak. Gereksiz zorlama, yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uyacağız. En önemli kural kendi sağlığınızı riske sokmuyorsunuz. Diğerler de burada yazıyor. Şimdi hepsini okumaya çalışırsak uzar. Onun için geçelim. Siz burayı durdurup okuyun mutlaka. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi hangisi olabilir? Kavramanın tam ayrılmaması. Gaz pedalının tam basılmaması. Fren pedalına tam basılmaması. Lastik hava basıncının düşük olması. Vites kutusundan gacırt gucurt diye ses gelir manuel araçlardan. Ne zaman? Kavrama tam ayrılmalı, ayrılmadığı zaman. Kavramanın tam ayrılmaması demek ne demek? Debriyaja iyice basmıyorsun demek. Yani debriyajı iyice basmadığın zaman kavrama ayrılmaz. Vites kutusundan da ses gelir. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur? Girişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek. Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek. Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmak. Seyir halindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak. Trafik suçudur diyor. Soru basit soru. Hiç uzatmayalım. Seyir halindeyken telefonla konuşmak yasak. Zaten kameraya veya herhangi bir polise denk gelirseniz drone ile kontroller oluyor. O tür duruma denk gelirseniz ceza yersiniz. Bu durumda nelere dikkat almak zorundasınız? Yavaşlayarak yolumuza devam edebilirsiniz. Sadece yolcuların tehlikeye atılması söz konusu olmadığı takdirde devam edebilirsiniz. Hiçbir durumda devam edemezsiniz. Evet şimdi dediğim gibi bu fotoğraflar siz sınavda büyütebiliyorsunuz Fakat burada net göremeyebilirsiniz ben size anlatayım biraz Burada bir otobüs var burada durak var Otobüs durakta yolcu alıyor ya yo da bindiriyor burada da araçlar var Şimdi yavaşlayarak yoluna devam edebilir misin bu yolda evet Sadece yolcuların tehlikeye atılması Söz konusu olmadı Evet yolcular tehlikeye atmadığı durumda devam edebilirsin Eğer yolcular tehlikeye atacaksan devam etmeyeceksin gerekirse Hiçbir durumda devam edemezsiniz. Bu da yanlış. Cevabımız nedir? 1 ve 2. Şekle göre hangisi doğrudur? A) bir numaralı aracın öncelikle geçmesi, B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi, C) 3 numaralı aracın iki numaralı aracı ikaz ederek durdurması, D) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi. İnceleyelim, doğru olanı bulacağız. Şimdi A'ya bakalım. bir numaralı aracın öndeki aracın öncelikle geçmesi. Bir ne burası? Doğru mudur? Hayır. Hocam niye? Lefağı görüyor musun arkadaşım? Bak bu lefa, şu lefa işte. Buraya daha açını koydum. Yol ver lefası. Burası tali yol. Bu levhadan bunu anlıyoruz. Şu levhan da büyük hali bu. Bak buraya koydum. Bu nedir? Burası ana yoldur. Ana Anayol, yol tali yol lefasıdır. O halde bir numaralı aracın öncelikli geçmesi doğru mu? Hayır. B. Bir numaralı aracın hızını arttırarak kavşağa girmesi. Doğru mu? Hayır. Yol ver. Bu yol verecek. Talih yolda çünkü. Bu da yanlış. C. Üç numaralı aracın iki numaralı aracı ikaz ederek durdurması. Üçün ikiyi durdurması doğru mu? Hayır. Neden? Bakın arkadaşlar. Üçle, hadi biri kapatalım. Biri görmeyelim. Üçle ile iki arasındaki yol hakkı nasıl olur? Tabii ki yol hakkı burada ikide olur. Neden? Düz gidiyor. Kuralımız neydi? Düz gidecek araçlar döneceklerden önceliklidir. Yani dönüyorsanız siz düz gideceklere yol vereceksiniz. Buradaki yol hakkı 2 numaralı araçtadır. O halde 3'ün 2'yi durdurması doğru olmaz. Bu da yanlış. D şıkkına bakalım. 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi. Doğru mu? Evet. Çünkü arkadaşlar 1 numaralı araç tali yolda. Burada yol hakkı önce 2 geçecek, sonra 3 geçecek, en sonda 1 geçecek. Sıralama bu şekilde. Nasıl dedik? 2 3 1 Sıralama olarak da sorarlarsa bu şekilde biliniz. Geçelim. Haritada gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Otoyol, demiryolu, devlet yolu, uluslararası yol. D100 Devlet yolu. D, D devlet. Bu soru da burada bitti. Geçelim. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönünde hareketi kesinlikle yasaktır. 3 tane aracımız var. Şimdi sırayla inceleyelim. 1 numaralı araç ne oluyor? Sola dönüyor. Sağa dönüyor pardon. Herhangi bir lefa var mı? Yasak. Yok. Bu okey. Dönebilir. 2'ye bakalım. 2 de sağa dönüyor. Bunda herhangi bir kısıtlama görüyor musunuz? Onda da yok. Bunda da sıkıntı yok. 3 U yapıyor. Bu doğru mu? Hayır. Hocam niye yanlış? Bak şurada U yapamaz lefası var. Yani şöyle ters bir şu lefa, şöyle çizgi çizmişler. Bak şu lefa, bu lefa. Bu U yapamaz diyor. Fakat 3 numaralı araç U yasak olduğu halde U yapıyor. Burada kesinlikle kurala uymamış oluyor. Cevap C seçeneği. Yapımı ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle Karayollar Trafik yönetmeliğinde belirtilen hız sınırların üstünde veya altında hız sınırları belirlemek, işaretlemek, hangi kurumun görev ve yetkisidir? Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı. Bakın sorunun içerisinde bu şekilde sorarsa, karayolları geçiyorsa cevap karayollar genel müdürlüğü olacak. Bir istisna var. Karayollarındaki kelimesi geçer bazen arkasından sağlık kelimesi geçer. Bu durumda sağlık bakanlığı olur cevap. Ama karayolları geçen tüm soruların cevabı karayollardır. Sadece o sağlıkla ilgili istisna hariç. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Sizce neyi bildirir? Göstergeye bir bakalım önce. İşte bu tür sorularda iyi bakacaksın fotoğrafa. Burada dikkatin çekenle bir derece işareti var, bir de böyle bir işaret var. Karterdeki yağ miktarı, depodaki yakıt miktarı, soğutma suyu sıcaklığı, radyatördeki su seviyesi. Derece gördüğün zaman ne aklına gelecek? Evde de çok işte çocuğu olanlar falan zaten bilir. Sıcaklık. Cevap nedir? Sıcaklık. Unutma. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay şekilde bir aracı yönlendirme imkanı veren sistem. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak. Hava yastığı, hidrolik fren, hidrolik direksiyon, otomatik hız kontrolü. Sürücüye kolay şekilde aracı yönlendirme imkanı veriyormuş. Doğru arkadaşlar cevabımız C seçeneği hidrolik direksiyon. Yani bu çok eski bir soru aslında çok çıkacağını düşünmüyorum ama çıkabilir. Hava yastığı ne ile alakalıydı zaten arkadaşlar? Kaza anında şişerek yaralanmayı aza indirmekte maç. Hidrolik frende yine fren sistemiyle hız kontrol sistemi de hızı sabitlemek ya da azaltmak hız sabitleme sistemi. Bu da bununla ilgiliydi. Cevabımız C seçeneği hidrolik direksiyon yani. Hidrolik eskiden mani şey direksiyonlar vardı. Çok eskiden belki bile, bilenler bilir. Ee, böyle karasal direksiyonlar diyorduk biz ona. ismi aklıma gelmedi. Onlar da direksiyonu çevirmek çok zordu arkadaşlar. Bir aracı bir yere çevirirken çok böyle güç gerekiyordu. Hidrolik direksiyon sistemi çıktıktan sonra bu işler çok kolaylaştırdı. Dolayısıyla kolay bir şekilde dönüşü sağlamaya başladık. Geçelim. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir? Yağdanlık, yağ çubuğu, yağ filtresi, yağ pompası. Doğru cevabımız yağ seviyesini ölçecek, kontrol edecek. B seçeneği yağ çubuğu. Arkadaşlar bununla ilgili şunları bilin. Yağla yağlama sistemi ile ilgili. Şimdi arkadaşlar yağlama sisteminin amacı nedir? Sürtünen yüzeylerin aşınmasını önlüyor. Motorun iç parçalarını temizliyor. Sürtünmeyi önler, parçalar temizler, aşınmayı önler. Yağ filtresi pislikleri temizliyor. Yağ içerisindeki işte bu Parçalardaki ısıyı alarak soğutmaya yardımcı oluyor yağlama sistemi. Zaten arkadaşlar yağ biliyorsunuz. Yağın amacı nedir? Parçaların birbirine sürtmesini engellemektir. Kapıyı yağlarsanız sürtünme olmaz. Dolayısıyla kıcırdama olmaz. Aynı mantıkta. Dolayısıyla sürtünme olmadığı için ısınma da olmaz. Yine arkadaşlar yağın normalin çok altında eksilmesi, özelliğini kaybetmesi motorun aşırı ısınmasına sebep verir. Ya arkadaşlar her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekiyor. Her yağ değişiminde de yağ filtresi değiştirilecek. Yani şu filtre önemli. Araç gösterge panelindeki yağ lambasının işareti budur. İşte yağ çubuğu, sorumuzdaki yağ çubuğu da bu idi. Neye yarıyormuş? Aracın yağ seviyesini ölçmeye yarıyormuş. Arkadaşlar yağ aracın yağını nasıl ölçüyoruz? Düz bir zeminde ölçüyoruz. Bunu da unutmayın. Geçelim. Bugün de bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Instagram'daki denemeleri mutlaka çözün. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.